Kırık Testi Farklı Bir Açıdan Takva Yapılan her işin meşruiyetini araştırma, söz ve tavırların dinin muhkematına uygun olmasına dikkat etme temel bir esastır. Yaptığımız her işi Kur'an ve sünnetin ruhuna uygun yapmalıyız düz zamanın ifadesiyle her zaman azami takvayı, azami ihlası, azami sadakati, azami fedakarlığı hedeflemeliyiz. Bununla birlikte içinde yaşadığımız dönemin şartlarını ve realiteleri de göz ardı etmemeliyiz. Zira bazen ortam yapılan işlerin dört dörtlük dinin ruhuna uygun olarak yapılmasına müsaade etmeyebilir. Şartlar takvayı kendi manası ve derinliğiyle yaşamayı zorlaştırabilir. İşte bu tür durumlarda din adına ne yapılması gerektiği doğru tespit edilmelidir. Söz gelimi savaşta ağır şartlar altında bulunduğunuz zamanlarda namazı bütün şart ve erkanıyla tas tamam eda edemezsiniz. Bu durumda Kur'an'ın tarif ettiği üzere salatı havf, korku namazı kılarsınız. Şartların ağırlığına rağmen yine de namazdan taviz vermez. Allah'a kulluk mülahazasıyla yaşamaya devam eder ve yapabileceğiniz neyse onu yaparsınız. Ve bilirsiniz ki eksik ve gedik de olsa zor zamanlarda eda ettiğiniz ibadetler normal zamanlardaki ibadetlerinize göre size daha çok sevap kazandırır. Her şeyin normal olduğu zamanlarda Salatı havf kılan kimseleri görseniz belki böyle namaz mı olur diye aklınızdan geçebilir. Ne var ki Kur'an bu namazı meşru kılmış ve nasıl kılınacağını da detaylarıyla tarif etmiştir. Dolayısıyla onu hafife alamazsınız. İbadetlere ait diye ruhsatlara veya zaruret durumlarında mübah kılınan haramlara da bu gözle bakabilirsiniz. Şartların ağırlaştığı, dini yaşamanın zorlaştığı, her şeyin ters gittiği, tuhaf bakışların müminlerin üzerine çevrildiği dönemlerde eda edilen ibadetler eksik ve kusurlu da olsa Allahu alem Kâbe'de ihlasla eda edilen ibadetlerin cephede Allah'ın rızasına uygun niyetlerle tutulan nöbetlerin kıymetine erişebilir. İçinde yaşadığımız dönem bir yönüyle böyle zor bir dönemdir. Bu dönemde takvanın asgarisini bile yaşayan insanlar Allah katında büyük mükafatlara erişebilirler. Bediüzzaman Hazretlerinin farzları yapıp kebairi, büyük günahları terk eden kimselerin muttaki sayılacağını söylemesinin sebebi de zamanın getirdiği zorluklardır. Aynı şekilde o, İlk başta talebelerine yaptığı duaya sadık olmak kaydını eklese de belli bir zaman sonra dualarından bu kaydı çıkarmıştır. Çünkü içinde yaşadığı şartlar altında herkesin aynı ölçüde sadık olamayacağını görmüş ve bir kısım talebelerini dualarının dışında bırakmaya gönlü razı olmamıştır. Realiteleri görme ve gözetme her şeyin karma karışık olduğu bir ifritten dönemde yapılan bütün işlerin milimi milimine şer'i şerife uygun olmasını, dinin bütün detaylarıyla kamil bir şekilde yaşanmasını beklerseniz, beklentilerinizi bulmakta, hedeflerinizi yakalamakta zorlanabilir ve nicelerini etrafınızdan uzaklaştırabilirsiniz. Mesela günümüzde icra edilen mevlevi gösterilerini düşünün. Bunların Hazreti Mevlana'nın ruh haletiyle icra edildiğini söyleyebilir miyiz? Bu gösteriler bir folklor olarak icra edildiği için gönüllerde olması arzu edilen asıl tesiri gösteremez. Ne var ki bunların dinin muhkematına ters şeyler olduğu da söylenemez. Üstelik bir kısım faydalarından da bahsedilebilir. Mesela izleyenleri güzel hatıra iklimlerinde gezdirir, geçmişi bir kere daha derinden duymalarını sağlar. Meselenin gölgesi bile buysa kim bilir onun hakiki ışığı ne kadar tesirliydi dedirtir. Bu gösterileri izleyen herkes onu kendi estetik inceliğiyle ve mana derinliğiyle kavrayamasa bile en azından bunun dinden nebaan etmiş bir folklor, bir kültür olduğunu bilir ve onun sayesinde dine karşı bir sıcaklık duyabilir. Kazanımların her türlüsüne açık olmak lazım. Usulü dine aykırı olmadıktan sonra din adına yapılan ve bir fayda gözetilen faaliyetlerin hiçbirini hafife almamalıyız. Dini yaşamanın zorlaştığı bir dönemde sarsılmadan cephede durabilmek, mevziyi koruyabilmek, tabyaları muhafaza edebilmek çok önemlidir. Şartlar müsaade etmediği için siz meselenin en idealini ortaya koyamayabilirsiniz. Fakat arkadan gelenler sizin bıraktığınız işi alır ve daha ileri bir noktaya götürür. Onu gerçek kıymet harbiyesine ulaştırırlar. Size düşen vazife hali durumunuzu gözden geçirerek konumunuzun gereklerine göre yapmanız gerekli olan işleri en iyi şekilde yerine getirmenizdir. Hazreti Ömer gibi bir hayat yaşamayı, bir Halid bin Velid olmayı arzulayabilirsiniz. Hakiki anlamda onlar gibi olamazsınız belki ama Mevcut şartlarda ve kendi çapınızda elinizden gelenin en iyisini yaparsanız bir anlamda onlar gibi olmuş olursunuz. Bu iki hususun birbirine karıştırılmaması lazım. Hayatın her alanında bulunmak. Sokaklardan zift aktığı, çarşı pazarın kirlendiği, günahların dijital dünya vasıtasıyla evlerimize kadar girdiği bir dönemde günah işlememek, hatalara düşmemek ciddi bir gayret istiyor. Bazıları iffet ve ismetlerini muhafaza edebilmek için halveti bir mülahazaya kapılabilir ve içtimai hayattan tamamen veya kısmen uzak kalmayı tercih edebilirler. Fakat meseleyi sadece şahsımızdan ibaret görmeyip, atacağımız adımların dinimiz adına ne getirip ne götüreceğini iyi hesap etmemiz gerekir. Nitekim şimdiye kadar benzeri mülahazalarla toplumun değişik alanları ihmal edile gelmiştir. Kimileri de yine Aynı sebeplerden dolayı hayatın dışında kalmıştır. Meseleye bütüncül bir nazarla bakılamamış, yapılan tercihlerin ortaya çıkaracağı neticeler hesap edilememiştir. Dolayısıyla da meydan hep başkalarına bırakılmış, dindar insanlar olmaları gerekli olan yerlerde olamayınca geleceklerini de emniyet ve güven altına alamamışlardır. Ve günümüz itibarıyla Allah'a ahiret gününe iman eden milyonlar kendileri gibi olamamış, kendileri gibi kalamamışlar. Ezilmekten, vesayet yaşamaktan, işgale uğramaktan kurtulamamışlardır. Biz bizden öncekilerin tercihlerine, mantık ve muhakeme dünyalarına en fazla bir iştihat hatası olarak bakar ve hatalı da olsa yaptıkları iştihattan ötürü sevap kazanacaklarını düşünürüz. Ama kendimize gelince sadece kendi ukurevi saadetimizi düşünemeyiz. Neşet ettiğimiz toplumu ve topyekün insanlığı düşünmek zorundayız. Eğer himmetimiz bütün insanlık ise toplumun içinde hayatın farklı alanlarında bulunmak ve kendimize ait değerleri temsil etmek zorundayız. Yoksa manevi hayatımız itibarıyla Şah-ı Geylani ile diz dize bile olsak Allah bunun hesabını sorar. Başkaları ülkelerinin ve topyekün insanlığın geleceği adına kendi çıkar ve hesaplarına uygun olarak görmesi gereken şeyleri gördü, yapması gereken şeyleri yaptı da siz niye bunları göremediniz ve sadece kendinize düşündünüz diye hesap vermek zorunda kalırsınız. Sahip olduğumuz takva düşüncesi bizi bazen halbete çekebilir. Hatta kişi haramın tozu bile benim üzerime bulaşmasın düşüncesiyle İbni Beşiş gibi bir daha çekilerek bir ömür ibadet taatle, ebrad eskarla meşgul olabilir. Haramın küçüğünden de büyüğünden de uzak bir hayat yaşamak için bunu yapabilir. Fakat bu kimse bilmelidir ki dini değerlerin üst üste yıkıldığı böyle bir dönemde sadece kendini düşündüğü, insanı ve toplumu ihmal ettiği için bir iştihat hatası yapmış olur. Ona düşen vazife hayatın içine girmek, toplum fertleriyle münasebetini devam ettirmek ve toplumun geleceği adına kendisine düşen sorumlulukları yerine getirmektir. İslam'ın gurbet yaşadığı bu zor dönemde bir mümin, ebedi kurtuluşun başkalarını kurtarma gayretine bağlı olduğunu unutmamalıdır. İnsanların imanları adına kurtarıcı olma yolunda olduğunuz nispette, Allah'ın izni ve inayetiyle, kurtuluşunuzu garantiye almış olursunuz. Bugün bulunduğu yerde meseleleri doğru gören, doğru yorumlayan, doğru analizler ortaya koyan kısaca doğrunun sesi soluğu olabilen insanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Bunun için toplumun içinde bulunmalı ve hayatın her kademesinde örnek insan modelini temsil edebilmeliyiz. Takva dairesini de hizmet alanını da geniş tutmalıyız. Tekvini emirleri doğru okumanın, sebeplere riayet etmenin ve toplumsal sorumlulukları yerine getirmenin de takvaya dahil olduğunu unutmamalıyız. Toplumla içli dışlı olmanın dini hayatımız ve maneviyatımız adına bir kısım riskleri olabilir. Fakat insanların baş aşağı küfre düştükleri ve dolayısıyla da cehenneme yuvarlandıkları bir yerde ellerinden tutup onları cennete doğru çekebilme sorumluluğu varken nasıl sadece kendi manevi kemalatımızı düşünebiliriz. Dinin temel prensiplerinden anladığımız o ki niyetlerimiz, gayretlerimiz ve himmetlerimizle herkesi kucaklamamız, bazen kitlelerin gelip bize toslaması pahasına kollarımızı makas gibi açıp burası çıkmaz sokak dememiz, takva mülahazasıyla bir köşeye çekilip kendi şahsi kemalatımızı düşünmemizden çok daha evladır. Takvanın manasına çok daha uygundur. Dinde helal de haram da bellidir. Bunları vaz eden Cenab-ı Hak'tır. Kimsenin Allah'ın haram kıldığı fiilleri helal kılma yetkisi yoktur. Kimse dinin yasaklamış olduğu günahları tecviz edemez. Bununla birlikte şayet siz kirli bir toplum içinde yaşıyorsanız, Kaçındığınız halde istemeden eteklerinize, paçalarınıza bazen kir, çamur bulaşabilir. Savaştaki bir insanın üzerindeki kanla namaz kılması gibi bu kirleri temizleme imkanı bile bulamadan namazlarınızı eda etmek zorunda kalabilirsiniz. İşte ulema kaçınılması zor bu tür genel durumlara belvayı am yani herkese bulaşan umumi bela demiş. Bunun dini hükümlere tesirinden bahsetmiş ve onların Allah katında af olacağı ümidini taşımıştır. Bu itibarla bazen bizim de gaye hayalimize bağlı olarak durduğumuz yer ve yaptığımız vazife itibarıyla bir kısım sıkıntılara katlanmamız ve şahsi füyüzat hislerimizden fedakarlıkta bulunmamız gerekebilir. Sesimizi herkese duyurmak ve yeryüzünde kendi ruh abidemizi ikame etmek istiyorsak, çamurlu zeminlerde pis caddelerde yürümek zorunda kalabiliriz. Bu tür durumlarda kanaati vicdaniyemizle hareket eder ve maruz kaldığımız sıkıntı ve badireleri en az zararla atlatmaya, uğradığımız bela ve gailelerden en az hasarla sıyrılmaya çalışırız. Ve bu yolda çektiğimiz sıkıntıların Allah katında hora geçeceğine inanırız. Dinimiz, diyanetimiz uğruna ne kadar sıkıntı çekiyor, ne kadar fedakarlık yapıyorsak, o kadar hızlı ve amudi, dikey bir şekilde Allah'ın rızasına doğru yükselişe geçme ümidi taşıyabiliriz. <laughs>